Aksaray tarihi ile ilgili daha önceki iki programımızda Mustafa Fırat Gül hocamla birlikte ilk çağlarda bilinen en eski tarihiyle Aksaray hangi durumdaydı? Daha sonra değişen zamanla yeni milletlerin, yeni toplulukların, yeni toplumların oluşması ve bu süreçteki meydana gelen değişimlere Aksaray nasıl ayak uydurdu? Aksaray nasıl bir değişime uğradı? Onlarla ilgili konuşmuştuk. Şimdi kaldığımız yerden ikinci programın ardında bu programımızda da Aksaray tarihi ile ilgili İslam'ın etkisiyle Aksaray ne duruma geldi? Nasıl bir değişime uğradı? Onu konuşacağız. Öncelikle Mustafa Hocam tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Daha önceki programımızda biliyorsunuz bu Aksaray tarihinden bahsederken en son İslam hakimiyeti dönemine kadar gelmiştik. İslam'la tanışmasına kadar gelmiştik. Hristiyanlığın etkisindeki Aksaray'ı konuşmuştuk. Peki hocam Aksaray'ın Türkleşmesi, İslamlaşması ne zaman oldu? Nasıl oldu? Evet, şimdi soruya cevap vermeden önce biliyorsunuz birkaç gün önce İdlib'de saldırı sonucu pek çok Mehmetçiğimizi kaybettik. Şehadet şerbetini içtiler. Bunlardan birisi de hemşerimizdi. Dün cenazesi vardı. Şehit diye defnedildi. Dün defnedildikten birkaç saat sonra da Van'da çığ altında kalanları kurtarmaya gidenlerin yeni bir çığ felaketi yaşadığını, çığın altında kaldığını öğrendik. Üzüldük. Yani kar normalde soğuktur, üşütür. Fakat o haber insanın içini yakıyor. Yine şu anda bildiğimiz kadarıyla 39 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan itfaiyeri var, sağlık görevlileri var, AFAD ekibinden var, Mehmetçiğimiz var. Yine Mehmetçiklerden birisi Aksaraylı, Sultanhanlı. Tabii öncelikle Cenab-ı Allah yakınlarına sabrı cemil versin. Başımız sağ olsun. Ve her zaman söylediğimiz gibi vatanımız sağ olsun. İşte vatanımız sağ olsun sizin sorunuza şöyle bir cevap olur aslında. Dün, ondan önceki gün ve asırlar boyunca bu toprakların ilelebet bize kazandırılmış, bize emanet edilmiş Alparslan'ın 1071 hatta 1064 ani 1071 Malazgirt'le birlikte size bir vatan, öyle bir vatan aldım ki sonsuza dek sizin olacaktır anlamındaki o bildiğimiz, hatırladığımız o sözünde olduğu gibi bu vatanın ebediyen bizde olmasının gerekliliğiyle, sorumluluğuyla hareket eden insanlardan bahsediyoruz. Bu yaşamını yitirenler oraya bir görev uğruna gidiyor. Soğukta ya da çok sıcakta gözünü kırpmadan düşman gözetlemek bambaşka bir iş. Şarjörü takıp sipere yatıp çarpışmak bambaşka bir iş. Geri planda askerlere yemek hazırlayan askerin yaptığı çok önemli iş. Velhasılı aslında tarih bu anlamda ne kadar da birbirine yakın, bu anlamda ne kadar da birbiriyle birleşik, ne kadar birbirinden böyle birbiriyle bağlantılı, bunu görüyoruz. İşte bugün yaşamını feda edenler, candan önce cananını düşünenlerin bize emanet ettiği vatanın
bu toprakların başlangıcı genel kabule göre 1071'den sonra. Fakat onun evvelinde, yani Anadolu'nun pek çok yerindeki kazılar gösteriyor ki 9. yüzyılda, şu an itibariyle 9. yüzyıldan başlatılabiliyor. Yani 800'lü yıllardaki bazı mezarlarda, Beşiktaş'taki o kazı esnasında çıkan çok daha eski kurbanları daha şu anda konuşamıyoruz. Yani daha biraz daha bilgi birikimi olması icap ediyor. Hani çayın demlenmesi gerektiği gibi o bilginin de biraz daha demlenecek. Çok şey değişecek. Fakat Anadolu'nun genel itibariyle İslamlaşması, Türkleşmesi ve İslamlaşması Büyük Selçuklu döneminin kudretli hükümdarlarından Alparslan'ın 1071 zaferini kazanmasından sonra olur. Zaten Alparslan biliyorsunuz bundan kısa süre sonra öldürülmüştür. Çok kısa süre sonra öldürülmüştür. Bir suikaste kurban gitmiştir. Kardeşi vardır. Çocuklarıyla, yani Alparslan'ın çocuklarıyla amcasının arasında taht kavgası da olmuştur. Bunlar olurken bir taraftan da Bizans'ın elinde bulunan Anadolu'nun pek çok bölgesine Oğuz boyları, yani Türkler gelmeye devam ediyordu. Zaten Malazgirt'ten kısa bir süre sonra Türkler Aksaray ve civarına ulaştı. Sadece Aksaray ve değil, İznik'e kadar ulaşmışlardı. Zaten biliyorsunuz önceki başkent İznik. Aksaray ve civarı Türkleşmesi ve İslamlaşması Malazgirt'ten çok kısa süre sonra başladı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Peki hocam, yani şimdi ya bu vatan elbette bugünlere kolay gelmedi. Yani vatan uğrunda ölenler oldukça devam edecek. Gerçekten şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sabır cemil diliyoruz. Bizim de içimiz yanıyor muhakkak. O günde, yani Anadolu'da bir şehir var Aksaray diye. O günde kayıplar veriliyor. Mesela biz bugün Aksaray'ın bu tarihi içerisinde acı, hani İslamlaşma döneminde ya da Türkleşme döneminde, Türklerin geldiği, İslam'ın geldiği dönemde ya da öncesinde çok acı kayıpların verildiği bir tarih var mı? Bilinen bir olay var mı böyle? Zannederim bundan önceki programda da konuştuk. Tabii ki bu herhangi bir yerin ele geçirilmesinde, işte biz geldik, işte hoş geldiniz, çiçek takdim edelim, bir de biz de çikolata getirmiştik, hadi oturalım, artık biz burayı alalım, muhakkak böyle değil. Büyük acılar olacak. Kale var, neden var, insanlar sığındığı için var. Öbür tarafta da mancınık var, gülle var, top var, yay var, ondan sonra ok var, mızrak var, gürz var, kılıç var. Daha ilerleyen yıllarda daha başka şeyler olacak. Kaledekiler savunacak, dışarıdakiler saldıracak. Tabii tarih boyunca hep acılara sahne olmuş. İnsanlık tarihi daha doğrusu. İlk insan lar insan dedim, insanları biliyoruz. Hazreti Adem, eşi Hazreti Havva, diğer insanlar, Hazreti Adem'in çocukları ve öyle, ben şeye inanmıyorum bu arada. Yani Hazreti Adem'in çocukları kendi aralarında evlenmiştir tezine kesinlikle inanmıyorum. Yani onunla ilgili ciddi yeni şey var. Hani bilgiler ben de var. Şahsen o bir nazariye zaten. O bir bakış açısı, bir yorum. Hiç mantıklı değil. Velhasıl evleniliyor. Fakat hep anlatılan bir kıssa var ki Habil ve Kabil arasında yani minicik, böyle ne derler, ceviz kabuğunu, fındık kabuğunu, incir çekirdeğini doldurmayacak, evet, türden bir şey, olay. Yani kıskançlık, hasetlik. Sonra Kabil, Habil'i
döndürüyor. Yani hikayede değişmeyen aslında tek nokta orası değil mi? Yani evet, evet. Kardeşler evlenmiş, evlenmemiş. Yok, ama yok. Tabii. Her iki hikayede de iki kardeşin kavgası var. Ve kavganın, evet, kavganın büyümesiyle birlikte Kabil'in Habil'i öldürmesi var. Ve yine herkesin mutabık kaldığı husus, karganın herhangi bir şeyi eşeleyip bir şey gömmesini görerek, yani öldürdüğü cesedi ne yapacağını bilemeyen, şaşıran Kabil, öldürdüğü Habil'i o kargadan öğrenmesiyle gömdüğü söylenir. Hatta bundan önceki programda da yine Batı cephesinden tarih yorumlamanın ne kadar yanlış olduğunu, ilk insanların öyle Freud'un ya da diğerlerinin dediği gibi işte dört ayak üzerindeydi, işte affedersiniz tuvaletini hayvanlar gibi yapıyorlardı, o yüzden işte maymun gibi yürüdükleri için işte birbirlerinin işte pis kokularını şey yapıyorlardı, sonra birinin aklına geldi, dur ya ayağa kalkayım dedi, sonra ayağa kalktılar, sonra agogo diyorlardı, sonra A, B, C'yi fark ettiler, hep bir araya getirdiler. Böyle bir hikaye, kusura bakmasınlar ama öyle bir şey olamaz. Çünkü mantık da kabul etmiyor. Tarihi kalıntılar da bunu kabul etmiyor. Bugün bildiğimiz Anadolu'da en eski olan Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'den daha eski yerler var. Dünyanın farklı yerlerinde, Anadolu'da, fakat şu an itibariyle bu kadar pek çok insanın bir araya gelip yerleşik hayata geçtiğini gösteren en eski örneklerden birisi şu anda dünyada ses getiren Göbekli Tepe. Bunu biliyoruz ve Hazreti Adem'e 10 sayfa geldiğini biliyoruz. Yani okuma var, okuyor dediğini, hı hı, ve okuduğunu anlatıyor. Demek ki karşı taraftakinin, insan bir karşı taraftakinin konuşmasını anlayabiliyorsa, onların söylediği gibi o kadar ilkel, o kadar sığ değiliz. O zaman okuma varsa yazı da var. Tabii ki. O zaman hani biz Sümerler'de başladı diyoruz yazı. İşte Ömer Bey, emin olun bu hususlara girirsek hiç çıkamayacağız da girmeyelim önce. Yani bunların hepsi, yani konunun dışında olduğunu düşündüğüm için, bunların hepsi emin olun bir zamanların bakış açısı diye bakmamız gerekiyor. Yeniden değerlendirmek gerekiyor. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Hani bizim ulaşabildiğimiz yazının ilk başladığı ya da en eski bilinen yazının başladığı yer Sümer. Ama ilk başladığı yer değil. Yani şöyle, karşı taraf buna şöyle diyor. Mesela diyor ki, Stone Age biliyorsun, çok meşhur İngiltere'de. Ya da işte Sümerler, Mezopotamya'da onun evvelinde yaşayan insanlar var. Bugün Avrupa'da, Fransa'da, Afrika'da, pek çok yerde on binlerce yıl öncesine ait mağarada resimler buluyorlar. Diyorlar ki o zaman yazı yoktu, resim vardı. Yıllar yıllar sonra yaz oldu. Arkeolojik kazılara bakıldığında, evet, Sümerler'de Sümerlerin icat ettiği yazıyla başlayan, yani özellikle yazı da biliyorsunuz alfabeler hiyeroglif olarak, bir de Fenikelilerin icat ettiği alfabe olarak özellikle ikiye ayrılabilir. Fakat biz az önceki bilgiden hareket edersek, yani Hazreti Adem'e 10 sahife geldiğini kabul ediyorsak, herkesin kabul ettiğini kabul ediyorsak, okuma var, dediğiniz gibi yazma da var, yazı da var. Yani. Fakat arada bir kopukluk mu oldu? Fetret dönemi mi yaşadı? İnsanlar kaybettiğini yeniden mi öğrenmeye başladı? Yeniden buldu gibi çok derinlikli ve felsefi, işin içine felsefi de giriyor. Felsefe de giriyor. Epistemoloji de giriyor işin açısı. Bir, bu hususların uzmanı değilim. Çok derinliğine konuşamam. Bilgim yok gerçekten. Hem çok da uzun sürer. Aslında elimizde bulgu yok hocam, yani değil mi? Hani bir kalıntı yok. Biz Sümer'den önce yazının kullanıldığına dair bir bulgu bulunsaydı. Evet, arkeolojik olarak bulunamadığı için bu kabul görüyor. Az önceki bahsettiğimiz başka bir bilgi. Bilgi de doğrulanması gerekiyor. Evet, onu kısaca hocam geçtik de benim aslında merak ettiğim şuydu. Hani bugün bizi izleyenler, Aksaray'da çok acı günler yaşıyoruz. Hani Türkiye genelinde, hani ülkemizde yaşıyoruz ama, hı hı, Aksaray'ın geçmişinde gerçekten hani Aksaray'ı ilgilendiren acı bir olay var mı? Yani büyük bir katliamın olduğu bir olay, bir şey tarihte yaşandı mı o dönemlerde? Merak ettiğim o aslında. Hı. Evet.
Şöyle, acı bir olay. Bakınız, Çatalhöyük, Konya Çumra, Çatalhöyük, yaklaşık 9000 yıllık bir tarihi var. Onun duvarında yer alan ve mağara, yani resmi, duvar resmi. Kaç yılında bulundu, tespit edildi? Jean Mellaert olması lazım. Jean Mellaert buldu diye hatırlıyorum. O keşfetti ilk önce. Onun tespitinden yıllar sonra da zaten Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne götürdü. Ben en son gittiğimde yine fotoğrafladım, yine baktım. Zaten Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni gezmeyen izleyiciler varsa, görmeyenler varsa, Ankara'da kalenin hemen eteğindedir. Zaten az ilerisinde de Rahmi Koç Sanayi Müzesi var. Bu Anadolu Medeniyetler Müzesi gerçekten çok zengin bir müze. Çok zengin bir müze. Girdiğimizde sağ tarafta kronolojik olarak Anadolu tarihi başlatılır. Zaten Hasan Dağ'da sağdan sağdaki duvardan sonra uzun duvarın ilk ya da ikinci görselidir. Orada da gösteriyor ki Hasan Dağ patlamış. Volkanik bir patlama var. Hali patlama bugün de görüyoruz. Endonezya'da, İtalya'da, başka yerde, özellikle Endonezya'da çok aktif. İzlanda'da yanlış hatırlamıyorsam yakın zamanda patlamalar oldu. Dünyanın pek çok yerinde volkanik dağlar aktif. Bazıları okyanusun altında halen aktif olan dağlar var. Hasan Dağı'nın patlamasını temsil ediyor. Yani onun sahnesi olur. Hasan Dağı ve altta zaten böyle bitişik evleri var. Onun da aşık löyük olduğu düşünülüyor. Tarihin bilinen en eski resimlerinden biri budur. Şimdi sorunuza ben kronolojik olarak cevap vermek istedim bilerek. Yani Anadolu'nun, daha doğrusu Aksaray'ın diyelim, yaşadığı en büyük acılardan birisi budur. Fakat sizin sorunuzu tam aslında şöyle, biraz daha açarsak şöyle mi? İnsanlar bugünkü olayla diyelim, bağlantılı olarak sorayım. Hani bir vatan müdafası için ya da bir başka bir yeri korumak için gidip yani aslında bir devletin yani evet, başka bir devlet bir, bazında evet halk bir, olarak savaş böyle, esnasında evet, savaş bir katliam evet. Tahmin ettim aslında öyle bir şey yani, sorduğunuzu evet, sonradan hani, evet, bugünle bağlantılı anladım Ömer Bey, şöyle söyleyeyim, bugünle bağlantılı. Geçen programki gibi siz zor sorular sormayı seviyorsunuz, güzel ama şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi tarihte bakınız, mesela Hititler döneminde Hattuşiliş ile 2. Ramses Firavun. Hattuşiliş'i hafızam bana oyunlar oynamıyorsa çünkü yıllardır okumuyorum o bilgi işin açısı. Çok oldu okuyalı. Hattuşili olabilir. Hattuşili ile 2. Ramses arasındaki o meşhur savaş var ya, Kadeş Savaşı, Kadeş Barışı. O diyor ben kazandım, o diyor ben kazandım. Mesela Hititler büyük bir hata yapmışlar ama bilememiştir tabii. Hastalıklı Mısır askerini, Mısır ordusunun askerini, Firavun askerlerini daha doğrusu esir olarak almışlardır. Çalıştırmak için ya da köle pazarında satış vardı biliyorsunuz. Yakın döneme kadar halen IŞİD mantığına kalırsanız onlar bile yapmaya çalışıyor. Onlar mesela Hitit ülkesine getiriyor. Hititlerin başkenti biliyorsunuz Hattuşa, Boğazköy, yani Çorum'da, Yozgat'ta Çorum'un arasında. Daha bu yaz gezdim orayı. Hititlere karşı da özel bir ilgim vardır. Yani eski medeniyetleri de çok merak ederim. Hattuşaş mı, Hattuşa mı hocam o? Hattuşa yerin adı, Hattuşili kralın adı. Benim aklımda Hattuşaş diye bir şey bilgi kalmış. Belki ben şu günlerde hafızama o kadar şey yapıyorum, tedirgin ediyor ki beni çok şey yapmayalım. Neyse, yani böyle evet, Hattuşa, evet. Boğazköy, Hattuşili, Murşili, Şipulima, bunlar o dönemki kralların adı. Velhasıl hastalıklı askerleri esir olarak alıyorlar. Mısır'da. Mısırlardan, evet. Mısır ordusundan Hitit ülkesi alıyor. Mısır'ın yerini zaten biliyoruz. Akdeniz'in hemen sınırında. Nil
kenarında. Yani demek ki Anadolu ile Mısır arasında mesafe az değil. Bugün böyle haritada yakın gibi gözüküyor ama aylar süren bir yolculuk var. Tabii. O savaştan sonra Hititler, Hitit ordusu Mısır ordusundan esir aldıklarını ülkelerine götürüyorlar. Hı hı. Ama çoğu hastalık kapmış. Biliyorsunuz ordularda çoğu zaman hastalık kırmış geçirmiştir. Yakın dönemde de çok var. Şimdi oraya girersem çıkamam. Çünkü şu günlerde aslında asıl araştırma konularımdan biri de Sarıkamış. Seyidi Beşir esir kampı, oradaki hastalıklar, Sibirya'daki kamplardaki hastalıklar, diğer hastalıklar, tifüs, tifo, hı hı, dizanteri, daha nice hastalıklar. Onları evet ayrı bir programda da hani, olabilir ama şu anda oraya hiç girmeyin, makas çok açılır. Evet. Velhasıl Hitit ülkesi bu askerlerden dolayı çok sıkıntı yaşamıştır. Bu Anadolu'nun ne kadarını etkilemiştir? Buna ayrıca kafa yormak gerekiyor. Ben özellikle sizin sorunuzu anladım ama ben de biraz böyle kronolojik olarak geriden getirmeye çalışıyorum bildiklerimi, hatırlayabildiklerimi şu an itibariyle. Başkalarının programını bilmiyorum. Bu arada minik bir parantez açayım. Yani başka kanallarda, başka sunucular, başka moderatörler, yapımcılar önceden muhabir, yani çağırdıklarına soruyu şunu soracağız, hazırlıklı ol, gel mi derler bilmiyorum ama biz öyle yapmıyoruz. Özellikle de güzel oluyor, hoş oluyor. Spontane, siz aklınıza geleni soruyorsunuz. Bazılarını ben hiç bilmiyorum, bazılarını hatırlamıyorum. Bazılarını da işte bu vesileyle hatırlamaya çalışıyorum. Şahsen güzel oluyor. Mesela bakınız, Helenistik dönemde, Helenistik döneminin daha başlamasından önce diyelim, Büyük İskender dönemi, hı hı, yani Makedonya'dan, hı, Filip'in oğlu Büyük İskender, Aleksandr, Büyük İskender'in Anadolu'yu İran'a kadar, daha da aslında Tayinistan'a kadar almak gibi bir niyeti var. Hı hı. Aslında Kızıl Elma ülküsü dediğimiz, mefkure dediğimizden tutun da dünya hakimi, sahip kıran gibi ifadelere bakın. Hanlar hanı, imparatorlar imparatoru, tüm dünyayı ele geçirme isteği, hırsı, amacı olmuştur. Türklerin ki gerçekten müstesna bir yere sahiptir, sömürmek istememiştir. Nizam-ı alem için vardır. Kızıl Elma ülküsüyle hareket edilmiştir. Ama büyük hükümdarların hayatına, amacına bakıyorsunuz. Ya bura bana yeter dememiş. Hep daha fazlasını istemiş. İnsanoğlunun fıtratında var hep böyle. Hiç doymuyor maalesef. Bir varken iki, iki varken üç. Halbuki bir tane kafiydi sana. Ama üç de yetmiyor. Üç olsun 13, 23, 33. Velhasıl Büyük İskender'e mesela Aksaray o zaman şey yapıyor, itiraz ediyor. Hemen öyle tamam boyun eğelim demiyor. O zaman bile o kadar güçlü bir hükümdarla Aksaray o günkü şartlarda Antiyokos olması lazım. Antiyokos'la hatta stratejik bir evlilik yapıyorlar. Ben bunu ta 11-12 sene evvel Aksaray'ın İskender'e boyun eğmeyen Aksaray mı ne diye yazmıştım. İnternette belki vardır. Merak edenler bakabilir. Velhasıl ondan sonraki süreçte yine sıkıntılar olmuş. Şimdi Selçuklarla ilgili konuşacağız ama Selçuklar döneminde Aksaray'da çok ciddi kıtlık oluyor. Yani Aksaray'ı böyle tümden kılıçtan geçirme, tamamını katletme gibi bizzat öyle hatırlamıyorum. Yakın dönemde de öyle bir yani Mel Gibson'ın Apokalipto filmindeki gibi bir sahne de öyle bir şey de hatırlamıyorum ama tarihte Aksaray'da. Fakat zaman içerisinde Aksaray çok sıkıntı yaşamış. Ben kayıtlarda mesela Aksaray'da depremle ilgili ciddi bir şey görmedim. Aksaray depremden hep uzak olmuş gerçekten. Fay hatlarından uzak. Bugün de görüyorsunuz. Hatta bugün ev satanların bile aralarında işte deprem bölgesinden uzak diye evi değerinden bahsedildiğini öğrenmiştim yakın zamanda. Bu da ilginç gelmişti bana. Tarih boyunca Aksaray depremden uzak kalmış bölge. Fakat Aksaray'da kuraklık olmuş. İnsanlar o kuraklıkla o kadar zor günler yaşamış ki Aksaray'da sel felaketi çok olmuş. Hatta Konya yelden Aksaray selden batacak diye bir atasözü varmış. Evet. Şimdi pek kullanılmıyor ama Konya yelden Aksaray selden batacak derlermiş. Ne zaman geçiyor? 19. yüzyıldaki belgelerde okudum ben. Konya selden batacak diye biliyorum. Demek ki hayır. Konya'nın da evveliyatında bir su vardır. Vardır. Elbette her yerde olmuştur ama şimdi Aksaray'ın ortasından geçen Ulurmak taştığında hemen etrafındaki evleri şey yapıyor. Tabii Konya'da da Meram tarafından akan var.
tam merkezden geçen bir su şimdilik yok. Önceden var mı bilmiyoruz. Tam ortada Alaaddin Tepesi var. Ama orada Takkeli Dağı'nın o taraflarını düşünürsek o gelen suyu, Meram yani bilmiyorum sen söylemiş olabilir mi? Ben hatta o belgeyi yayınlamıştım. Şimdi değil. Bizde ta o zaman söylenen bir ifade. Kaç? 1914 olabilir. Belgenin tarihi. Hı hı. 1913 ya da 14 olabilir. Yine bakmak lazım. Bunların belgeleri de yayınladım bu arada. Velhasılı depremden çekmemiş ama kuraklıktan ve selden çekmiş. Ya da yani aslında Anadolu'nun ortasında olduğu için Aksaray hani dış müdahalelere çok maruz kalmamış. Ama başka sebeplerle acılar çekmiş. Yani benim anladığım bu sizin anlattığınızda. Evet şöyle Ömer Bey. Evet sınır şehri değiliz. Evet. Kars gibi, Ardahan gibi, Van gibi. Evet. Ya da değiliz. Güneyde işte Hakkari, Siirt, Mardin gibi değiliz. Ya da yeri geldiğinde denizden saldırı olduğunda bir Zonguldak gibi değiliz. Evet. Bir Sinop gibi değiliz. Ya da bu taraftan baktığımızda İzmir gibi top atışlarının hedefinde değiliz. Anadolu'nun ortasında hatta Mühimme defterinin birinde görmüştüm. Mühimme defteri izleyicilerimiz biliyordur. Çoğu bilmeyenler için kısaca evet, şey yapalım. Adı üstünde Mühimme defterleri. Yani mühim en mühim şeylerin kaydedildiği, evet. Kayıtların olduğu defterdir. Bugünkü anlamda resmi gazete gibidir. Bakanlar Kurulu'nun kararları gibidir. Çünkü şikayetler gelir, talepler gelir. Divanda görüşülür. Onlar kaydedilir. Mühim yani resmi gazete gibi devletin aynen öyle. Arşivi. Dönemin en ciddi devlet kayıtlardır. Devlet tarafından bir kayıt yani. Tabii en ciddi kayıtlardır. Süzgeçten geçir defalarca. Hı hı. En temiz, en net şekliyle yapsanız. Orada şöyle yazıyordu. Aksaray'a bir paşa geliyor. Yani müfettiş paşa geliyor. Aksaray Kalesi'nin harap olduğunu söylüyor ve bağlantı şu, Serhat şehri olmadığı için, düşman işgalinden uzak olduğu için kaleye de pek ihtiyaç kalmadığından, zaman içerisinde de tahkim ettirmediklerinden insanlar kalenin taşlarını bahçelerinde, evlerinde kullanmışlar. Yani o yüzden Aksaray o anlamda büyük bir katliama maruz kalmıştır diyemiyorum. Yani Aksaray'ın halkı mı Aksaray'ı tahrip eder yani? Nasıl? Şimdi kalenin taşları sökülüyor ya. Evet. Yani yine Aksaraylılar değil mi? Bu kaleyi sökenler yani. Aksaraylılar söküyor. Yani dışarıdan değil de içeriden mi? Hayır, içeri. Kale içten fethetmek vardı da bizdeki kaleyi içten yıkmak var. Evet. Şimdi velhasılı bakınız Baycun Uyan bir ara işte herhalde bir 5-6 sene evvel başlamıştı bu diriliş dizisiyle birlikte. Evet. İnsanların çoğu ilk defa bu isimleri duydu. Evet, yani. Yani Noyan ismi zaten çok sık kullanılır Moğollarda. Askeri bir rütbe. Bugün de Ermeniler çok kullanıyorlar bu ismi. Onu bilmiyorum. Evet. Benim tanıdığım birkaç Ermeni var. Noyan ismini kullanan. Vardır. Yani hayır, çok kullanıldığını bilmiyorum. Hı hı. Doğrudur. Mesela Baycun Uyan Aksaray'da bir Selçuklarla yapılan savaşta galip gelmiştir. Yenilen Aksaraylılar, ordu daha doğrusu sadece Aksaraylılar demeyelim de Selçuklu ordusu Sultanahan'a sığınmıştır. Sultanahan'dan çıkaramadıkları için, kale gibi olan oraya sığınanları çıkaramadıkları için zifli saman içeri attığı, o atılan samandan sonra yaktığı ve haline olacak o duman, o ateş, yangından dolayı teslim olduğunu tarih kaynakları bize söylüyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam İlyas diye bir birisi örgütlüyor insanları. Direnişi o başlatıyor. Yani bu bir de bu arada sözün yani bu söz sorunuzun yakın kronolojik olarak getirmeye çalıştım demiştim ya. Osmanlı döneminde yine savaşlar görüyor. Ya savaşlara tabii sahne oluyor. İlk önce Bayezid dönemi, sonra Fatih Sultan Mehmet döneminde Gedik Ahmet Paşa, sonrasında yaşanan pek çok şey var. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda işgal görmeyen az yer vardır. Onlardan birisi Aksaray'dır. Zaten İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye olarak katılmadık. Son anda formalite gözüktük. İyi ki de katılmadık. Bu konuda İsmet İnönü'nün
doğru bir tavrı vardır, doğru bir kararı vardır. Velhasıl yakın döneme kadar, yani o sizin dediğinizi ben şu anda böyle hani teşbihat olmasın, film şeridi gibi gözümün önünde getirmeye çalıştım ya da o şeyleri, bildiklerimi, o dediğiniz anlamda bir şey hatırlamıyorum. Yani şu an ben bilmiyorum, varsa da belki sonra hatırlayabilirim. Ya da yani, izleyiciler varsa benim gözümden kaçan, bilmediğim, hatırlatırlar bize. Yani askeri anlamda genel olarak bütün ülkelerin yaşayabileceği ya da işte geçmişteki toplulukların yaşadığı belki çok fazla yaşamış bir şehir değil Aksaray. Hı hı. Ama işte Hasan Dağı'ndaki patlama, işte kıtlık, kuraklık, sel felaketi anladığımız kadarıyla yaşanan yine bir takım farklı şekiller de olsa acı olarak. Acılar, evet. Peki hocam, bu Türkler geldi Aksaray'a işte 1071 döneme sonra ve evet, onun devamında İslamlaşma dönemi, yani Müslümanların geldiği, halkın İslam'la tanıştığı, Hristiyanlıktan sonra yeni bir din burada artık yayılmaya başladı. Sonra artık buraya Anadolu Selçuklu Devleti geldi. Peki Anadolu Selçuklu Devleti ne zaman geldi? Nasıl geldi? Gelişi nasıl oldu Aksaray'a? Anadolu'nun neredeyse tamamının uygun bulunan her yere Türkler yerleştirilmeye başlandı. Ya da burada mı oluştu yani o Türkler? Burada mı kurdu Selçuklu Devleti'ni yani? Şimdi şöyle, kapıyı açan Alparslan oldu. Alparslan'ın o zaferiyle artık zaten biliyorsunuz Ağustos 1071'de, evet, Alparslan Savaşı kazandı. Zafer Türklerin lehine olunca Roman Diyojen'e öyle çok da yani tahmin edildiği gibi bir işkence yapmadı. Hatta güzelce ağırladı. Güzel güzel sohbet ettiler. Evet. Roman Diyojen oldukça şaşırdı. Savaş tazminatlar Alparslan'ın öyle çok ağır değildi. Hatta bazıları bunu da eleştirir. Daha ağır işte bir şeyler isteyebilirdi. Bizans'tan çok daha fazlasını talep edebilirdi diye. Roman Diyojen yoluna devam etti. İstanbul'a döndü. Yani Konstantinopolis'e döndü. Başkentlerine döndü. Alparslan o zaferle birlikte hakkı oldu. Zaten 1072 olması lazım. Ani şehrinde ilk defa cami inşa edildi Anadolu'da. Yani bildiğimiz kadarıyla en eski camilerden birisi Ebu Menüçehr Camii inşa edildi. Onun evvelinde orada büyük bir katedrali camiye çevirdiler. Kılıç hakkı olarak, fetih hakkı olarak, fetih sembolü olarak. Onun adı zaten Fethiye Camii. Bu yaz, ben bu yazın sonunda galiba Eylül'de oradaydım. Yani ibadethanelerin bir dokunulmazlığı var aslında, değil mi o? Yani, şimdi şöyle bir saniye. Kılıç hakkı. Ayasofya'da kılıç hakkıdır. Öyle mi? Tabii. Hmm. Ayasofya'nın hemen arkasındaki asırlarca kilise olmuştur, devam etmiştir. Diğer kiliselere devam etmiştir. Aksaray'da, başka yerlerdeki kiliseler. Yani onu şöyle... Yani kimsenin ibadet özgürlüğüne karışılmamıştır. Bunu herkes böyle yapmamıştır. Yani bu müsamaha her devlette böyle olmamıştır. Onu da eleştiriyorlar ya. Yani işte Fatih burayı kiliseydi, işte camiye çevirdi. Hani ama dedi ki başta sizin ibadet hanenize, dininize ya da yaşantınıza bir baskı yapılmayacak. Peki bu fermandan sonra niye? Hani neden çevrilir? Hani bazı çevreler bunu eleştiriyorlar. Ya, şimdi eleştiri var, eleştiri var. Ama yani, aynısını onlar da yapıyorlar. Şöyle, daha fazlasıyla. Hayır, yani, ayağı yere basmayan, laf ola beri gele tarzından, kabilinden eleştirileri ciddiye almamak lazım. Herkes her şeyi söyleyebilir ama bir tarihi hakikate uygun olmalı, bağlamından koparılmamalı, hakkaniyetli olmalı, ilmi olmalı, mantıki olmalı. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in aldığı gün Salı günü, 29 Mayıs 1453 Salı günü. Hemen 3 gün sonra Cuma namazına yetiştirildi bilindiği kadarıyla ve Cuma namazı kılındı. Yani aslında benim... Şunu söyleyeceğim, sözünü unutmayın. Evet. Kılıç hakkı olan sadece bir kilise, o büyük katedral, mabet
zaten mabet değil mi? Müslümanların mabet oldu. İçindeki freskolar kırılmadı. İçinde hiçbir şeye zarar verilmedi. Kapatıldı. Ezan okundu. Sonrasında minareler ilave edildi. Hatta o minareler olmasa yıkılacağını kendileri de söylüyor. Mimar Sinan'ın yani Osmanlı'nın müdahalesiyle. Başka şehirler Müslümanların şehri olup da Hristiyanların eline geçenlerde onlar kiliseyi çevirdi. Onları da yani. Yaktı. Hem birini de çevirmediler. Bazılarını yıktılar, bazılarını hakaret derecesinde işler yaptılar. Bugün de bizde az çok devlet nezdinde değil ama bilinçsiz halk kiliselerde freskoların gavuru oyuyoruz, gavurun gözünü oyuyoruz, gavur öldürüyoruz gibi saçma bir şuursuzlukta zarar veriyor. Şimdi bunu tüm Türklere mal edemeyeceğimiz gibi biz de hakkaniyetli olalım, baştaki kendimizle çelişmeyelim. X şehrinde, X kasabasında, Avrupa'da ya da başka bir yerde Müslümanların herhangi bir camisine sprey boyayla ya da taşla ya da başka bir şeyle zarar veriyor diye X hükümetini, X ülkesinin tamamını toptan yani yatırıp işte öldürüp işte gömecek halimiz yok. Böyle bir şey yok ama kılıç hakkı dediğimiz bu. Alparslan döneminde de o zamanın başkenti olan, daha evvelki zamanın başkenti olan Ani şehrindeki tek bir mabedi kiliseden camiye çevirmiştir. İbadet orada yapılmıştır. 1064'ten bahsediyorum. 1071 Malazgirt. Malazgirt'ten sonra zaten Anadolu'nun pek çok yerinde Müslümanlar, sizin sorunuza geleceğiz, Anadolu dahil olmak üzere Türkler yerleştirilmiştir. Türkler işte büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre iki oba oraya, on obaya oraya Oğuz boyları yerleştirilmiştir. Aksaray'da mesela Yuva var. Hangi beylikler var hocam? Yok, boylar var. Beylik yok. Boylar hangi devlet? Beylik? Şimdi Avşarlar, Bayatlar, Baydarlar, Kargın, Oğuzların bir boyudur. Yuva, Oğuzların bir boyudur. Gülağaç, Gülpınar arasındaki gölün adı Kayı Gölü'dür. Şu anda kullanılmayan temeli ve mihrabı olan, daha mihrabın da bir parçası kalan, kıbleye bakan o mihrabın parçası olan da Kayı Mescididir. Kayı Mescidi, Kayı Gölü, Kayı Mescidi. Bu kayıtlar bakınız, şiraname, şiraname satış demektir. Müşteri kelimesi de oradan gelir. Şira, satış. İştira, müşteri. İştira, yani müşteri. Şiraname satış belgesi demektir. Bugün daha çok noterlik işlemlerinin içinde olan o belgenin o zamanki adı şiraname. Mesela 800 yıl evveline ait bir şiraname. Yine Aksaray'ın yetiştirdiği önemli isimlerden 1981 ya da 82'de vefat etmiş olan Mehmet Hamza Kadın'ın arşivinden başka bir araştırmacıya intikal etmiştir. 8 sayfadır. Bir kopyası belki de orijinali, yani bilemiyorum. İstanbul'da, Üsküdar'da, Selimiye'de bulunan, Selimiye Kışlası'nın hemen oradaki bitişikteki bulunan İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi'ndedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. Ben bizzat gördüm, bizzat fotoğrafladım. Orada ağaçlı, temurci, yani demirci, Alayunt, bakınız bu isimler Alayunt, Yıva, Kargın, daha şu an daha pek çok isim hep bizzat Oğuzlarla alakalıdır. Oğuz boyları, Türklerle alakalı. O günlerden bugüne gelen isimler. Şimdi İstanbul Aksaray'da bizim Aksaray'dan diye bir ifademiz var. Ya da İstanbul'daki Fatih'teki çarşamba Ordu'nun çarşamba ilçesinden, pardon Samsun çarşamba, Ordu perşembe, bazen karıştırıyorum. Çarşambadan gelenlerle birliktedir. Yani oraya kim yerleşiyorsa onun ismiyle anılıyor. Burada da boylar nereye yerleştiyse o isimler günümüze kadar gelmiştir. Yani o isimler aslında bir yerde bize bu noktada bir kanıt gibidir. Hatta bilirsiniz İstiklal Harbi'nin başladığı dönemi, onun evvelindeki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra zaten biliyorsun Mondros Mütarekesi ile birlikte şartları çok ağır oldu. Anadolu'nun pek çok yerine çoğu haksız bir şekilde anlaşmanın dışına çıkılarak zulmedilirken, mesela Erzurum'da yaşanan hadise çok önemlidir. Komutana, komutan işte buralar sizin değil gibi küstahlık yaparken, gerçi bugün 2019-2020'de bile bunun benzerini başka ülkeler için, başka yerler için duyuyoruz. Çin'in Türklere söylediğine benzer bir sözü. 1900
19'da 1920'de hatta 19'da bir komutan işgalci komutanlardan Kazım Karabekir'e buralar sizin değil dediğinde Kazım Karabekir o işgalci kumandana ayağa kalkmasını istirham ediyor. Ayağa kalkar mısınız diyor. Pencereden eliyle göstererek o mezarları görüyor musunuz diyor. O türbeleri, mezarlığı. Orada yatanlar 800 senedir burada yatıyor. 900 senedir yatıyor. Yani tapu, hafıza. Evet. O yüzden o isimler, bu bahsettiğim isimler Türklerin, yani Oğuzların boyu olan o isimler bugün halen varlığını devam ettiriyor. Yani isimler neredeyse hiç değişmemiştir. Oralar tamamen Türkler tarafından 800 yıldır, 900 yıldır bildiğimiz, yani fakat 1078'den sonra artık Aksaray'da çok bariz bir şekilde Türkleşme ve İslamlaşmanın başladığını biliyoruz. Zaten mezarlıklarla birlikte bunlar çok önemli ama ibadethaneler yapılmaya başlanıyor. Saygı duydukları bu devlet yöneticisi olur, komutan olur. Onların mezarları biraz daha farklılaşıyor. Vasiyetine göre ya da toplumdaki karşılığına göre türbeler yapmaya başlıyorlar. Kümbetler yapmaya başlıyorlar. O yüzden o Türkleşme ve İslamlaşmanın yaklaşık 1000 yıldır olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Yani bugün mevcut Aksaray o günden ismi verilen, o günden oluşturulan boyların yerleştiği yerlere göre isim almış. Hı hı. Yaklaşık 1000 yıldır da bu isimle devam ediyor. Avşar dediniz. Avşar Aksaray'da var mı? Var tabii ki. Hangi bölgede? Sabit bir yerde değil. Yani farklı yerlere gitmiştir. Bir kere şunu az önce belki söylemeyi unuttum. Türkler ya da başka milletler, ırklar, medeniyetler bugün de aynı, hepimizin bir ihtiyacı var. Yeme, içme, barınma, hayatı idame ettirme. Belli bir şeyden sonra artık konfor, lüks, duruma göre. İmkanınız o el verdiği sürece bunlar hep doğal ihtiyaçlardır. Ama özellikle dediğim gibi metabolizmanın ihtiyacı olan yeme, içme, soğuktan korunma, sıcaktan korunma ve düşmandan korunma. Bunun için öncelikle suyun kenarı, mümkünse ormanlık, biraz daha yüksek yerler, müstahkem mevkiler. Hasan Dağı uygun. Bu pek çok nimet var. Su kaynağı var hemen yakınında. Bir de bugün gibi düşünmemek lazım. O günkü şartlar çok daha farklı. Bugün biliyorsunuz uzaydan fotoğraflara bakıyorsunuz. Tuz Gölü'nün küçülme oranına bakıyorsunuz. Kuruyan göllere bakıyorsunuz. Dünyanın pek çok yerinde. 10 sene içerisinde iklimden, kuraklıktan dolayı ne kadar şey gelişiyor. Bir de düşünün asırlar içerisinde Anadolu'nun ne kadar değiştiğini, değişebileceğini düşünün. Yani suyun kenarı, işte başka şartlar hangisi elverişliyse o gün yaşayabilecekleri hep orada olunmuş. Çünkü eski il, bakın eski il dediğimiz eski il tarihte çok ciddi bir su kaynağının kenarında kurulmuş. Bugün son belki de birkaç yüzyıldır oranın namı çöl. Evet, çöl. Namı çöl. Ve su kenarı orası. Tabii. Daha önceleri. Pek çok yer zaten kumluk. Yani önceden su olduğunun da belirtisi var. Yine ileride zannederim ciddi anlamda arkeolojik kazılar da yapılacaktır. Devlet nezdinde tabii. Definecilerin çok yaptığını duyuyoruz. Haberlere yansıyor. Bazılarını devlete teslim ediyorlar. Devlet onlara onun karşılığında yüzde işte kaçını veriyor bilmiyorum. Yani kanun maddesi yüzde kaçını veriyor bulduğunda bilmiyorum ama yani oranın zenginliğini gösteriyor. Böget, Eşmekaya, Eskil. Yani bugün çöl bile zannettiğimizin yüzyıllar evvel yaşamaya ne kadar elverişli olduğunu anlatmak istiyorum. Hasan Dağı'ndan tutun, bu bahsettiğim göllere kadar, Aksaray'ın merkezine kadar. Bakınız İbni Batuta, o meşhur Arap seyyah, 1331 ya da 32'de
tarihini tam bilmiyoruz. Bir de hicri tarihle miladi tarihini biliyorsunuz. Hangi tarihe denk geldiğini bilemiyoruz. Mesela yani miladi bir yılın içinde hicri yılbaşı ortasına denk gelebiliyor. O da ne oluyor? 2020 hicri tarihin bir yıl öncesi ya da bir yıl sonrası bu yılda yaşanmış olabiliyor ya da tam tersi olabiliyor. O yüzden 1331 ya da 1332'de gelen İbni Battuta Aksaray'ın içinden 3 ırmak akar diyor. Yani ulu ırmağın diğer kolları o kadar güçlü ki 3 ırmak akar diyor. Yani bugün bakınca hiç inanası gelmiyor insan. Ulu ırmak şu anda kupkuru. Evet. Tam bu boylarla ilgili işte yerleştikleri yerler, yerleşme sebepleri, hani suya yakın olma, müstahkem mevkiler, güvenlik açısından yüksek yerler falan. Bunları anlatırken aklıma şu geldi. Yani o gün boylar yerleşirken bilebiliyor muyuz mesela Aksaray ve civarında en önemli, en kıymetli hani bu güvenlik, suya yakın olma gibi kriterleri de düşünerek en kıymetli, en önemli yer, bölge hangisi olabilir o gün için? Evet. Hangi boy yerleşmiştir oraya? Evet. Şöyle cevap verilebilir bence. Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanlarından Yusuf Alaçoğlu 6 cilt olarak eserini yayınlamıştı. İlk Togan Yayıncılık'tan çıktı diye biliyorum. Sonra Türk Tarih Kurumu ve diğer yayınlar, yayın evlerinden de okuyucuyla buluştu. Orada aşiretler, cemaatler, oymaklar, boylar, yani o kitabın konusu o. Hangi aşiret, hangi cemaat, hangi boy nereye yerleşmiştir? Hangi tarihte kaç oba, hane nereye gelmiştir? İşte orada kaç yıl kaldıktan sonra artık kuraklık ya da işte nüfusun çoğalmasından dolayı aralarında çıkan niza, yani tartışma ya da küçük çaplı kavgadan sonra bazıların oradan ayrılmıştır. Bunlarla ilgili çok ciddi bilgiler var. Tahrir defterlerinden yola çıkarak ön sözde Yusuf Alaçoğlu 22 yıllık çalışmanın ürünüdür diyor. 22 yıllık çalışmanın. O kitabı yakınlarda tekrar bakmadım. Zaten o bir alayım baştan sona okuyayım gibi bir kitap değil. Yani herhangi bir araştırmada müracaat edilecek başucu kaynaklardan önemli bir kaynak. Bir roman gibi ya da bir fikir kitabı gibi alınır. Baştan sona okunacak bir kitap değil. O yüzden bu hususta o kitaba bakılmalı. Daha net bilgi kitabın oradan. Kitabın ismini tekrar. Yusuf Alaçoğlu'nun 6 ciltlik aşiretler, cemaatler. Aşiretler, cemaatler. Boylar. Yusuf Alaçoğlu'nun. Evet. 6 cilt. Her biri, her kitap emin olun o kadar güzel. Zaten dizin de var içinde. Yani ne arıyorsanız oradan bakıyorsunuz. Evet. O çok güzel. Aksaray'la ilgili de çok kıymetli kayıtlar var. Her tarafla ilgili. Ama o ön sözü okurken çok etkilenmiştim. Yani 22 yıllık çalışmanın ürünü dediğinde. Bakınız ben dedim ya hafızaya son zamanlarda güvenemez oldum diye. Çünkü hafıza ne yapsın? Evet. Yani o yüzden kitap getirdim. Bu kitaba ben mesela yıllarımı verdim. Yani bu ikinci baskısı halen de terakki, yani tekamül devam ediyor. Çünkü yeni belgeler buluyorsunuz. Muhakkak. İlave ediyorsunuz ya da yeni bir belge bulup eskiden bildiğinizi çürütüyor. Ya güçlendiriyor, pekiştiriyor bildiğiniz bir şeyin belgesini görüyorsunuz. Ya da tam tersi bildiğinizin yanlış olduğunu söylüyor. Mesela şu ıspanağın değerinde aslında bilim adamı yanlış bir hata yapmış. Yıllar sonra ortaya çıktı ama hep Temel Reis ıspanak yiyor, konserveyi güçleniyor. Sonra hata yaptık diyor. Ya da başka bir bilim adamı tereyağı yemeyin demişti. Sonra baktılar ki tereyağı çok masum, çok faydalı. Bol bol tüketin, her şeyde tüketin diyorlar. Ya da bir ara yumurta problemliydi demişti. Sonra o profesör, kalp doktoru. Sonra özür dilerim dedi. Ben yanlış biliyormuşum, yanlış tavsiye ediyormuşum dedi. Sosyal bilimlerde, fenni bilimlerde, tıbbi bilimlerde, yani tüm bilimlerde duraklama yoktur. Doğrusu da budur. Bisikletin pedali gibidir. Pedalı çevirmezseniz düşersiniz. İlerleme vardır. Son nokta yoktur. Özellikle tarihte de böyledir. O yüzden 3 sene, 5 sene bir eser için gayet normaldir.
22 senede ben gayet sonra düşününce normal geliyor ama 22 senede çok ciddi bir emektir. Kesinlikle. O yüzden o emeği yani bizzat değerlendirmek, sayfaların arasında kaybolmak gerekir. Hem Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde hem Zincirli Mersin Kütüphanesi'nde girişte hemen sol tarafta birinci rafta hatta yerini iyi biliyorum. İlk kitaptır. Giriyorsunuz, bakınız ilk giriyorsunuz, sola döndüğünüz ilk rafta, dört katın ilk rafında, alt katında yani ilk kitap odur. Altı cilt yani yanına duruyor. Kitabın bulunduğu yeri de söyledik. Koordinatları da verdim. Koordinatları da verdik. Evet. Yani bilim gerçekten ciddi bir süreç gerektiriyor. Yani bir de tarih söz konusu olduğunda sadece yazılı kaynaklar değil, hani arkeolojik kazılar da buna eşlik ediyor. Bazen yazılı kaynakların hilafına arkeolojik bulgular da çıkabiliyor. O yüzden tabii ciddi bir konu. Hani üzerinde çok uzun süre araştırma yapılması gereken konular. Her konu öyle değil. Bazı konular ciddi araştırma gerektiriyor özellikle. O yüzden Yusuf Palaçoğlu'nun da 22 yıllık çalışması gerçekten ciddi bir süreç, ciddi bir çalışma olduğu kesinlikle belli. Şimdi burada bir ara verelim. Sonra size şey soracağım hocam ben. Bu Aksaray'da Selçuklu'nun en eski eserini soracağım. Oradan devam edelim. İnşallah.